açılım süreciyle birlikte Türkiye'de bunlar yaşanmaya başladı. Medya açılımı bölüm tekrarlarını www.youtube.com/www.bengutürk.com adlı sayfamızdan izleyebilirsiniz. Mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Mutlu haftalar diliyoruz aynı zamanda. Yeni medya açılımında karşınızdayız. Hemen başta hatırlatmamızı yapalım. Veya yazıp bir boşluk bırakıp 29.39'a görüşlerinizi iletiniz lütfen. Biz de buradan okuyalım. Murat İde merhaba. Merhabalar. Şimdi hafta sonundan kalma gündem, onu herhalde biraz konuşuruz. Çünkü meclisin açılışı önemliydi. Orada verilen mesajlar ya da yapılanlar, olanlar, yeminler falan. Başlayalım mı? Meclisin açılışıyla. Murat Bey her ne kadar bizi yalnız bıraksa da siz yalnız bırakmayın. Peki. Hani onu da bir tarafa not ettiğimi söylüyorum. Ama bu şimdi bir şey değil. Meclis açıldı. Tamam, iyi hoş açıldı, hayırlısı olsun. Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Ne dediğini ben pek anlamadım. Yani çok bana dedirten işte bazı gazetelerin manşete taşıdığı gibi falan böyle bir şey olmadı hiç. Öyle bir cümle yoktu. Geldiler. Yeminlerini ettiler. Bir orada şey izi kaldı, yine zana izi kaldı. Evet. Yani bir problemsiz bir yemin edemiyor bir türlü. Ama o anlamda... Ben onu da soracağım ama size. Yani orada dediği, orada yapılanlar, sonrasında yapılan yorumlar falan, zanaya soruldu hani ne dediğiyle ilgili. Yani onu da soracağım. Ama önce herhalde genel bir değerlendirme yapacaksın. Yani zanayı konuşalım. Genel bir değerlendirme yapmayacağım. Orada iki şey var benim dikkat ettiğim. Bir tanesi salonda bulunan liderler ve bulunmayan liderler. Onların tavırları arasındaki fark neyi anlatıyor bize? Onu biraz konuşmak isterim. Bir de Leyla Zana. Bulunmayan liderler. Evet. BDP'liler yemin ederken başbakan orada mıydı? Yoktu. Kılıçdaroğlu orada mıydı? Yoktu. Kim vardı? Siyasi parti grubu bulunan partilerden başka? MHP lideri Devlet Bahçeli vardı. Şimdi bir yandan hala açılım sevdasının devam ettiğini gördüğümüz ve gelsinler diye her şey yapılan son 1-2 aylık gerginlik dışında BDP'lilerde başbakan yok. Açılıma kısmen böyle onay veren hani böyle bir koltuk değneği, o sürece koltuk değneği olma hevesinde olan Cumhuriyet Halk Partisi, Sezgin Tanrıkulu gibi birini genel başkan yardımcısı yapan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri de yok. Ama bir yandan da hepsinin ağzında da şey var. Demokratik parlamenter sisteme saygı. Sokakta, şurada, burada, Diyarbakır'da, Van'da, Muş'ta, Batman'da dolaşacağınıza gelin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısının altında sözlerinizi siyaset burada edin diyen liderler, ısrarla bunu söyleyen liderler ortada yok. Ama BDP'nin ve bu süreçte işte AK Parti'nin kısmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin açılım sürecine verdiği kısmen omuz, bu tavır karşısında en net duruşu sergileyen bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri mecliste. Şimdi ben burada... Peki bir şey söyleyeceğim. Bu durum eleştiriye de neden olabilecek bir şey mi? Bunu, bu durumu eleştirmek için eleştiriyor. Eleştiren oldu, olmadı mı? Yani, oldu. Hani dediler niye? Ki efendim neden BDP'liler? Yani MHP lideri neden BDP'liler yemin ederken diğerleri şu ya da bu gerekçeyle bir protesto niteliği olmayabilir. Başbakan da ben öyle bir şey söylemiyorum. Vardır demiyorum. Veya Kılıçdaroğlu için de aynı şeyi söylemiyorum. Ama parlamenter sistem bir kriz yaşar iken, bunun adı bir krizdi. Hala da devam ediyor bana göre. Bu bir krizdi. Demokratik parlamenter sistem bu krizi yaşarken bunun aşılması gerektiğini, bunun sistem, rejim için çok hayati bir şey olduğunu iddia eden ve ifade edenler şu ya da bu şekilde programlarını erteleyebilir, iptal edebilir. Ve o süreçte o salonda bulunabilirlerdi. O salonda bulunmasının, Milliyetçi Hareket Partisi liderinin, Devlet Bahçeli'nin o salonda bulunmasını eleştirenler oldu. BDP'liler oradayken neden? Ne yapacaktı? Devlet Bahçeli meydanı terk mi edecekti? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurul salonunu eşkıyayla yol arkadaşlığı yapan, ona sözcülük yapanlara mı terk edecekti? Türk milletinin meclisinin salonunu. Ya da genel şimdi kurulunu terk edilse, bir, yani o gün terk edilse sonrasında mecliste yine bir arada olmayacaklar mı? Şimdi o apayrı bir tartışma konusu. Bazı tavırlar vesaire falan anlık olur. O zaman bir şey ifade eder. Sonrasında tabii ki
aynı çatı altında bulunacaklar. Ama ben eleştirmenin çok böyle oradan buradan ufak tefek kırıntılar toplanarak biraz da zekalar ve akıl ve izan zorlanarak yapılabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi o sürece, bu ilişkilere, BDP'nin siyasi duruşuna, terör örgütüyle olan ilişkilerine, onun sözcülüğüne soyunmuş olmasına vesaire en karşı ve net duran partinin lideri mecliste genel kuruldaydı. Doğrusu ne? Doğrusuna herkes kendi karar verir. Ama bu konuda tüm cehaletimle şunu düşünürüm ben. Bana şunu düşündürdü. Bir, demokratik parlamenter rejime, dolayısıyla onun en önemli kurumu olan milletin meclisine saygı ve bu sisteme saygı o salonda, o krizin noktalandığı anda o salonda bulunmayı gerektirirdi. Bir. İkincisi, o salon öyle dağdaki eşkıyanın sözcülüğünü yapanlara terk edilecek bir salon değil. Sonuna kadar sahip çıkılacak bir salondur. Ve orada mutlaka bulunulmalıydı. Hı hı. Şimdi bunu böyle değerlendirenler dönüp bir de şeyi yapıyorlar. Mesela bu konuda dedin ya, eleştiren olmadı mı diye. Bu tavrı çok az oldu Allah'tan. Yani öyle akılda uçup gitmiş değil memlekette bazı anlarda ve bazı olaylar karşısında. Ama bunu eleştirenler aynı zamanda şeyi dillendirdiler mesela. Bir iki yerde okudum. Efendim Leyla Zana'da yine yemin krizi olmuş. İşte Türk milleti yerine Türkiye milleti demiş. Ha, niye bir şey işte demediler? Niye böyle demiş. Ya Allah aşkına, yani memlekette terör örgütüyle müzakereler yapılıyor. Yazılı olmasa da sözlü protokoller imzalanıyor. Efendime söyleyeyim, özerkliklere bilmem nelere kadar ilanlar edildi. 43 tane ilde seçimler yapılıp bilmem ne geçici meclisler oluşturuldu. Memleketin dört bir tarafında belediyeler terör örgütüne para aktarıyor, kaynak haline geldiler, bilmem ne oldu falan filan. Bütün bunlar dert değil de, bu süreçte kimsenin gıkı çıkmıyor da, Türk milleti yerine Türkiye milleti dedi diye ben desin diye demiyorum ben. Hı hı. Yani oturup bunu mu dert edelim? Ona gelinceye kadar o kadar çok şey var ki dert edeceğimiz. Yani Türk milleti dese de samimiyetine inanıyor muydunuz? Hiçbirinin görmedim ayağını. Eğer en küçük bir iman ya da inançları varsa ayakları bir şekilde havadadır. Namus ve şeref üzerine yemin ettiler. Az önce Metin Özkan da telefon bağlantısında söyledi. Namus ve şeref üzerine yemin ettiler. Biliyorum, biliyoruz, biliyorsun, hepimiz biliyoruz. O yeminin, yemine ne kadar sadık kalındığı gördük geçmişte. Aynı şekilde bundan sonra. Çok öncesinde de bu yeminden önce Diyarbakır'da bir Kürdistan yemini etmiş BDP milletvekilleri. Yani bu yemini orada etmiş, yemin oradan etmiş gelmiş. Sonra. Ha, oradan gelmiş adam burada Türk milleti veya Türkiye milleti dedi. Onların oraya giriyor oluşu ve namusları ve şerefleri üzerine yemin etmelerini, yani gözümüzün içine baka baka yalan söylemelerini rahatlıkla izliyor oluşumuz. Dolayısıyla ben Türk milleti ya da Türkiye milleti demesini bu pencereden bakarak hiç de önemsemiyorum. Ama dediğim gibi şunu önemsiyorum. Önümüzdeki süreç zorlu bir süreç siyaseten. Anayasa konusunda ben onun altını çizmiştim, tekrar etme ihtiyacı hissediyorum. Anayasa görüşmelerinin ve anayasa değişikliği süreci BDP için çok önemliydi. AK Parti bu süreci başlatacak mı, başlatmayacak mı? Aslında bekledikleri buydu. İçerideki bilmem milletvekillerinin serbest bırakılması, şu bu falan işin sosu. Anayasa değişikliği başlayacak mı? Bu konuda AK Parti ciddi mi, değil mi? Bunu görmeyi beklediler. Ve AK Parti'nin heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret ettiği dakikadan bir saat sonra da çıkıp meclise geliyoruz dediler. Neden? Çünkü gördüler. Süreç başladı. Anlaşma var diyorsun. Ben anlaştıklarından adım gibi eminim. Anladım. Kaldı ki ardından başbakanın görüşmeler tekrar başlayabilir sözü de BDP'nin yemin ederek 60 göstermiş olduğu kendi şeyinde, hani bir hareket yapıyorlar ya, hiç sevmiyorum ben, tırnak içinde söylüyorum. Güzel kendi ya. Penceresinden baktığında bu adıma karşı, bu iyi niyete karşı atılmış iyi niyetli bir adım, görüşmeler tekrar başlayabilir cümlesi başbakanın. Hı-hı. Bak bütün bunları iyi okumak lazım. Bir, o görüşmeden neden bir saat önce değil ya da neden cuma günü yarın geliyoruz değil ya da çarşamba günü değil de MHP ile AK Parti anayasa değişikliği için görüşmeye başladıktan bir saat sonra. Aynı gün içinde. Neden? Yapılan. Aynı gün içinde. Ya da iki saat, onun kavgasını mı yapacağız yani? Anladım. Neden bu görüşme olduktan sonra geliyoruz açıklaması? Bu çok açık ve net. Burada bir anlaşma var. Bekliyordu.
anayasa konusunda iktidar partisi ciddi mi değil mi bunu görmek istedi. Bu görüşme başlayınca da süreç başladı. Demek ki bu konuda verilen söz yerine getiriliyor deyip ben de meclise geliyorum dedi. O da meclise geldikten sonra düne kadar görüşmeler vesaire şunlar bunlar durmuş terör örgütüyle. Hatta öyle bir başbakan görüyoruz ki 2 yılda terör örgütünü 30 yılda gelemediği noktaya getirmiş biri değil sanki politikalarıyla. Sanki öyle biri değil başbakan. İnanılmaz milliyetçi bir duruş, bir eda. Sözler öyle, duruş öyle, tavırlar öyle. Atılan en küçük bir adım yok, o ayrı. Ve tekrar bu görüşmeler konusunda verdiği mesaj, görüşmeler tekrar başlayabilir. Siz meclise geldiniz. Hani komşu göndermiş işte iki parça bak bir tatlı evde yaptım ev baklavası. Tabak boş dönmesin diye içine bir şey konur ya. Hani adettir. Öyle bir şey. O tabağa bir şeyler koydu. Görüşmeler yeniden başlayabilir diye. Başbakan da cevabı gönderdi. Şey jestini yaptı. Ya, hala yoldaşlar, hala bir fikirdaşlar, hala niyet ortaklıkları var. Bu da onun göstergesi. Bu da onun göstergesi. Önümüzdeki süreçte de çok daha şey göreceğiz. Ama dediğim gibi önümüzdeki süreç çok zorlu bir süreç. Anayasa konusunda kafaları çok net. Yapmak istedikleri gayet açık ve net. Can Ataklı biraz önce yazısı ekrandaydı. Çok güzel bir yazı yazmış. Ben başından beri ben de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı olduğuna inanmıyorum. Ama anayasada değişiklik ihtiyacının olduğuna inanıyorum. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Yeni bir anayasa ihtiyacı, zaten 70 küsur maddesi değişmiş bir anayasadan bahsediyoruz. Bizim eski bir anayasamız yok ki. Ha, referandumdan sonra özellikle değişmiş. Referandumdan önce, sonra 70 küsur maddesi değişmiş. Yani tamamına yakını neredeyse değişmiş. Ki o zaman da onlar, o maddeler, hani bunlar değiştirilirse her şey zaten hani düzelecektir, işte rayına oturacaktır denilerek değiştirilmişti o maddeler. Yani demokratik sistemle ilgili olarak değişiklikler konuşulduğunda biz AK Partililerden ya da BDP'lilerden neden hep ilk 3 maddeyi duyuyoruz? Niye? Sen hiç onun dışında X bir maddeyle ilgili bir tartışma ya da bir fikir beyan edildiğini gördün mü? Hayır. Duydun mu? Yok. Çünkü hep o ilk 3 maddeyle ilgili sorun. Evet, Türklük üzerinde özellikle bir vurgu var. Tabii. Amaç belli. Yol arkadaşlıkları var. Bu anlamda dediğim gibi baklava geldi. Karşılığında işte ben de irmik yapmıştım. Al bir tadımlık irmik de benden. Tabak geliyor gidiyor yani. Hikaye bu. Şimdi bir de bu kadar açık ve net. Bugün... Ama bir kez daha tekrar ediyorum. Onlar yemin ederken Türkiye'de herhalde Türk demokrasisinin ve parlamenter sistemin tarihinin en önemli krizini yaşadı Türkiye. Doğru mu? Normal şartlarda çok daha ciddi bir kriz olması gerekirken hiçbir şeyi umursamayan, ben yaptım oldu diyen bir iktidar anlayışı olduğu için ve onun da hakim olduğu bir iletişim dünyası olduğu için bu aslında konuşulması gerektiği kadar konuşulmadı. Ciddiye alınması gerektiği kadar ciddiye alınmadı. Ama bu tarihi krizin noktalandığı gün bir de orada Türk milletini temsilen seni takip ediyorum mesajını verebilmek, vermek gerekiyordu. Onun için bence bütün liderler o salonda o anda olmalıydı. Bu noktada MHP liderinin ben çok önemli bir işe imza attığını düşünüyorum. Tıpkı bir önceki şeyde olduğu gibi. O dönem ben de eleştirmiştim. Yani neden? Hasip Kaplan'dı herhalde. Ahmet Türk Hasip Kaplan. Yani o eller sıkılmalı mıydı? Meclisin açılışında. Evet, bu soruyu sormuştum. Ama bugün de görüyorum ki bazı şeyler, bazı o nüansları yakalayabilmek ve görebilmek için biraz tecrübe gerekiyor yani. Önemli. Her ne kadar belki pek çok şeyin yanında çok da fazla bahsedilmesine gerek yok dediniz ama o yemin, Leyla Zana'nın yemini, ondan sonrasında verilen tepkiler belki de önemli. Şimdi ya Leyla Zana'nın Türk milletine... İzlediniz mi onu? İzledim. Ne diyor orada? Türkiye milleti diyor. Türkiye milleti diye mi duyuyor? Ben Türk milleti dediğini duyuyorum. Ben Türkiye orada, milleti ama orada diyorum. Ya gerçekten Türk sözü biraz boğaza takılıyor, orada bir tekleme var. Ya bilerek orada teklenmiş. Tecrübeli. Bak kafanı karıştırmış mesela. Türkiye milleti. Türkiye milleti. O zaman Türkiye milleti dediyse nasıl kimse duymuyor? Yani nasıl? Şive diye şiveye vuranlar var. Yani Türkiye milleti. Bu mudur yani? Yok canım, değil. Türkiye milleti. Yani şimdi işte şunun için sorun etmiyorum. Ya ama Allah aşkına. Türk milleti duyuyorum ama hani Türkiye milleti denildi diye helal olsun çok güzel coşkuyla işte internet ortamında çok yazan oldu. Ama dikkatli dinlediğim zaman hani ben
Ya da ben öyle duyuyorum, bilmiyorum. Yani Türk milleti duyuyorum da orada sen bir tekne var diye. Ol. Sen yine öyle duymuş ol. İşte ben diyorum ki, Türk milleti, yeminde Türk milleti ve Türkiye milleti ifadelerinin üzerinde duruncaya kadar, bu konuyu tartışıncaya kadar. Üzerinde durulması gereken ne? Dünya kadar şey var ya. Anladım. Kürdistan'da özellikler, işte öz savunma güçleri, işte sayın bilmem kimler, onunla görüşmeden olmazlar. Yani bu kadar mesele bu noktalara geldikten sonra o çok geri bir durum. Ha şu açıdan önemli elbette. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında. Ama Leyla Zana bu yani. Ali Rıza Septoğlu'nun uyardığı kişi. İlk kez yaşamıyor bu krizi yani. Ya da yaşatmıyor. Ya da ilk kez farklı bir şey yapmış değil. Leyla Zana. Adı Leyla, soyadı Zana yani. Anladım. Çok şaşırmıyorsunuz. Şimdi ben bilgisayarım kapandı. O yüzden ona bakamıyorum. Ama bir mesaj gelmişti, onu söyleyeyim. Meclis TV'nin yayınlarının kısıtlanması ile ilgili. Bununla ilgili bir kampanya yapılmasını isteyen bir izleyici vardı mesela. Hacı Bey'di zannediyorum. İşte hani bunun ne kadar yanlış olduğunu. Yani bir başka olduğundan... televizyonun yayını devam etsin diye bir başka televizyondan yardım mı istiyor? Yok, bizden de genel anlamda herhalde. Genel anlamda yani o imkanı TRT zaten çok izlenen bir kanal değil. Elbette vatandaşların bir bölümü işte grup toplantılarını, meclis genel kurulunu vesaire falan denk geldikçe izliyorlar. İzlenme oranı sıfıra yakın olan kanallardan bir tanesi. Hani belki sıfırın altı. Hiç izlenmediği zamanları ortalama falan çıkarırsak aslında geride bile belki. Şimdi o sebeple sanıyorum siyasi partiler bu anlamda çözüm üretecekler ve özel televizyonların kapılarını çalacaklar. Bunlardan biri de biziz. Bizim de kapımız çalındı mı? Evet, çalındı. Eğer devletin televizyonunu birileri işgal etmişse, ki bana göre orada çok ciddi bir işgal var, işgal etmişse milletin televizyonları var. Oralardan grup toplantılarını ve oradaki şeyleri, genel kurul ayrı tabii, genel kurula başka hiç yasa gereği başka kimse giremiyor ama yani grup toplantılarını en azından özel televizyonlardan, Bengü Türk'te aralarında olmak kaydıyla takip edebileceklerini sadece düşünüyorum. Sadece grup toplantıları değil ki ama. Yani sonuçta işte yeni anayasa diyoruz, kritik diyoruz. Bunları hani hep bahsediyoruz. Niye bu yasağın konduğunu düşünüyoruz biz ki? Ya da yasak demeyelim de hani bu uygulamanın neden olduğunu düşünüyoruz ki? Yani kesintisiz bir şekilde TRT Şeş diye bir kanalda şaşırmış yayınlar yapan TRT'nin Türk milletinin meclisinde olup biteni Türk milletine izletmemek gibi bir saçmalığa imza atıyor olduğu bir gerçek. Bunu hepimiz görüyoruz. Yani TRT'nin bunu meclisin genel kurul görüşmelerini vesaire falan yayınlamıyor olmasını, efendim işte TRT ile meclis arasında yapılan anlaşma vesaire falan gibi komik gerekçelere dayandırmak mümkün mü ya? TRT kime bağlı? Bülent Arınç mıydı? Bülent Arınç'a bağlı. Peki TRT 3 dediğimiz kanal aslında Meclis TV. Meclis TV kime bağlı? Meclis Başkanlığı'na. TRT ile olan ortaklığından dolayı kime bağlı? Bülent Arınç'a. Bülent Arınç onu 30 saniye sürer mi bu sorunu çözmesi? Ya bize sanki böyle dersin CNN International'la efendim işte Türkiye'deki bir yerel kanal arasında pek de mümkün olmayan bir anlaşma süreci gerektiriyor sanki. Tabii ki öyle bir şey yok. Meclis Başkanı, işte TRT 3 bir yanıyla da Meclis Başkanı'na bağlı. Doğru, Meclis Başkanı Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden ya. Böyle saçma sapan bir tablo var ortada. İşte önümüzdeki süreçte dediğin gibi işte o anayasa görüşmeleri vesaire. Oradaki tabloyu milletten saklamanın bir adımıdır. Başka hiçbir şey değil aslında. Başka hiçbir şey değil. Meclis TV sadece genel kurul salonundan yayın yapar. Genel kurul salonuna grup toplantılarına girer özel televizyonların kameraları ama genel kurul salonuna giremez. Eskiden giriyordu. Giremiyor genel kurul salonuna. Kim ne dedi? Bu ne durumda yaptı, biz bunları göremeyeceğiz. Göremeyeceğiz. Yani. Ya da en azından görmememiz gerekenleri görmeyeceğiz. Çünkü evet, sınırlandırılmış bir süre var ya, gün yani saat ne verir herhalde. Ben bana içeride Ömer Çelik şu mimalde bir konuşma yaptığı anlatmalarının bende yaratacağı etki başka. Benim onu kulağımla duyup gözümle takip ederek gözümle görerek takip ettiğimdeki tepkim elbette
veya algım elbette farklı. Şimdi Yeni Çağ'a bakıyorum ben bir yandan. Çünkü Yeni Çağ gazetesi Leyla Zana meselesini ikinci Habur vakası olarak niteliyor. Bilinçaltımın bir oyunu demiş ya Leyla Zana. Ben biraz da o yüzden hani dedim. Türk dedi de sonrasında işte Türkiye deyince işte insanlarda çoğu böyle olumlu tepki verenler çıktığı için bir nevi Leyla Zana bir şekilde kahraman olduğu için yine onların gözünde. Hani o da evet ya bilinçaltımın bir oyunu deyip de ama bak şimdi, bu işin üzerine gitmiş bilinçaltımın, olabilir. Bilinçaltımın bir oyunu sözü aynı zamanda bir itiraf. Bilinçaltında nelerin olduğuna dair. Değiştirilmiş bir anayasa, vatandaşlık tanımı farklı bir şekilde yapılmış bir anayasa. Ortaya çıkan federatif bir yapı Türkiye'de. Özerkliğin önünü açmış bir yapı Türkiye milleti ifadesi. Bu sebeple bilinçaltımın bir oyunu demek aynı zamanda çok ciddi bir itiraf. Ama bu zaten itiraf edilmese bizlerin bildiği bir şey. Ben bu cümleyi duymamıştım. Bu cümle olduğuna göre bilinçaltının bir oyunu dediğine göre Cemil Çiçek'in bunu tekrarlatması gerekir bence. Tabii sonrasında soruldu işte niye böyle dediniz? Ben aslında öyle demedim ama işte öyle çıkmış. O da demek ki benim bilincimin bir oyunuymuş. Bana. Evet. Şimdi Cemil Çiçek tekrar ettirmedi. Gerek de yok demiş değil mi? Evet. Türkiye ya, değil, Türk ifadesini kullandı. Tespit edin. Yeminli anayasa yok. Ha, Türk olduğunu. Dinleyince bana da... Ya şey, boş ver geç Allah aşkına. Peki o zaman manşetine bakalım. Çünkü tasfiye ayakta alkışlandı diye yine bir nevi Yeni Çağ'da bir eleştirisi var. İdeolojisiz anayasa istemine ilişkin hiçbir milletvekilinin tepki göstermemesine dikkat çekmiş Yeni Çağ gazetesi. Ya da ne tepki gösterilebilirdik? Şimdi, yani, yani Cumhurbaşkanı konuşurken sonrasında eleştiri yapılabilir, edilebilir ama orada... Yani Cumhurbaşkanı bir takım teamüller, bir takım böyle gelenekler, değerler orada herhangi bir tavrın önüne geçiyor. O sebeple bu doğru bir beklenti mi? Bence çok da doğru bir beklenti değil. O anda bir tavır sergilenmesi mümkün değil. Olmazdı da zaten. Anladım. Ama ideolojisiz sözü beraberinde Cemil Çiçek niye tekrar ettirmemiş? İşte gerekçe burada. Hepsi onu istiyorlardı ondan. Evet. Ayrıca ideoloji başka bir şey. Mesela orada Atatürk milliyetçiliği gibi bir takım ifadeler. Bunlar başka bir şey. Ama bunu, çokça karıştırılan ya da bilerek karıştırılan şeyler bunlar. Bir ideoloji. Şimdi oraya girersem biraz benim canım sıkılacak. Tamam. O zaman biraz bir şey söyleyeceğim. Anayasa ile ilgili şimdi Radikal Gazetesi'nin manşetinde vardı bu haber. Ne diyor? Anayasa için tabula rasa diyor manşette. Ne diyor? Tabula rasa yani boş levha hani Radikal'i bulursan. Kurumadım da şimdi. Olmayabilir bizde bulamadım, ben internetten. Evet. Şuradan bakalım. Radikal Meclis Başkanı akademisyen toplantısı tutanaklara ulaştı denilmiş. Meclis Başkanı Çiçek'in akademisyenlerle yaptığı toplantıda yeni anayasa için tabula rasa boş levha formülü öne çıkmış. Buna göre bütün maddeler değiştirilebilir. Şimdi işte Can Ataklı'nın güzel bir yazısı dedim ya bugün çok güzel bir yazı yazmış. Bu konuda değişik fikirler var. Ben bir anayasacı değilim. Anayasa nasıl hazırlanır, nasıl hazırlanmalı vesaire şu bu falan bu anlamda teknik konularını bilmem. Anayasayı kim değiştirir, kim işte yeniden yazabilir, kim sıfırdan anayasa yazabilir bu konuda duyduklarımla, takip ettiklerimle, merakımdan kaynaklanan işte okumalarımla, şununla bununla bilgi sahibiyim. Ancak genel şey, dünyada genel kabul gören şey şu ki, bu böyle boş bir levha yani sıfır, anahtar teslim bir anayasa, kurucu meclislerin yapacağı bir şey. Evet. Kurucu daha öncesinde öyle yapılmış zaten yani. Kurucu şimdi meclislerin yapacağı bir şey. Kurucu meclis değil bu meclis. Bu meclis seçimle gelmiş, oluşmuş bir meclis. Bir kurucu meclisin yapması. Yani doğal olarak o meclis içerisinde bir konsensüs, bir uzlaşma sağlanmış olması da o meclisi bir kurucu meclis sıfatına büründürmüyor sonuçta. Genel ifade bu anayasacıların. Kurucu meclisler yapar ama zaten bunu tartışmak için bile çok uygun şartlara sahip değiliz. Dediğim gibi 70 küsür maddesi değişmiş bir anayasadan bahsediyoruz 12 Eylül'den bu yana. Daha ne kadar değişebilir ki diye insan soruyor. İşte bütün dert o 3 madde.
değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddeler yani. Bütün problem o. Ama ne kadar enteresan. Teklif dahi edilemez diyoruz ama işte bakın işte buna göre bütün maddeler değiştirilecek diye anayasa teklifler suçu. Ediliyor. Anayasa suçu. Çok enteresan. Anayasa suçu. Yani bu konuda enteresan olan şu. Teklif dahi edilemez diyor ise senin anayasan. Bu konuda değişikliği teklif edecek bir siyasi parti otomatikman anayasa suçu işlemiştir. Ve otomatikman anayasa suçu işleyen siyasi partiyle ilgili ne yapılması gerektiği de yine aynı anayasanın içerisinde var. Mevcut. Daha demokratik bir Türkiye yarattınız. Referanduma götürdünüz anayasa değişikliklerini. Tamam. Bu yaptığınız değişikliklerden sonra bile bunu teklif ederseniz yine suç. Otomatik olarak ondan sonra vay ben görmedim, vay ben duymadım. O muhabbet başlayacak. Ya kapatma davası. Statiko yine harekete geçti. Ya o kitapta yazıyor. Diyor ki değiştirmesi teklif dahi edilemez. Yani ne demek? Edersen anayasa suçu işlemiş olursun. Hatta o sayede de bu maddeler zaten güvence altına alınmış. Biraz da evet. O madde sayesinde evet. Teklif bile edilemez. Anayasa suçu işliyorsun. Sonra efendim işte ya kapatma davası açılırsa ne olacak? Başlayacak yine Bülent Arınç eline mendilini alıp ağlamaya. Başbakan yine statiko diyecek, bilmem ne diyecek, Tamer şunu Genç yapacak, bunu yapacak. Başvurmuş ya suçluyuz. Bak şimdi bu süreç ilginç bir süreç. Bir kapatma davası olsun diye dua etmediklerinden emin değilim ben. Başkanlık sistemi, bilmem ne, şura, bura için bir dinamoya, bir itici güce ihtiyacı var Adalet ve Kalkınma tabii Partisi. Tabii sadece gündemde yeni anayasa yok ki, bir de başkanlığa giden yol var değil mi? İşte onu söylüyorum. Bir kapatma davası, bir 27 Nisan etkisi yaratmasın sakın yine. Böyle bir arayış içerisinde olmasın Adalet ve Kalkınma Partisi. Mümkün mü? Mümkün. O zaman muhalefetin yani itici bir güce ihtiyacı. Düşünmesi aynen öyle yani. Tam bir satranç önümüzdeki süreç. Hani ya, kime yarar? Ben böyle yapacağım ama işte bu kime yarayacak? Nasıl buna altından birkaç adım sonrası olumlu mu çıkar, olumsuz mu çıkar diye. Birkaç adım sonrasını planlayarak yürüyor iktidar partisi. Yani bu anlamda satranç da fena değil. Hı hı. Ama dediğim gibi bir itici güce ihtiyacı var. Yeniden o statiko söylemini kullanabileceği. İşte statiko bizi şöyle, daha statiko mu kalmış ya, daha ne statikosu yani. Statikonun ne olduğunu biliyoruz hep beraber artık. Adalet ve Kalkınma Partisi ve ona omuz veren bütün dinamikler Türkiye'nin yeni statikosu. Bu kadar basit. Geçmiş dönemde bile bu kadar hunharca yapılmıyordu birçok şey. İşte birazdan konuşacağız. Tutanaklar, davalara gerekçe şeylerle. Evet. Bin yıllık Zeus olmuş Deus oraya yazılmış falan. Böyle komedileri yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. O sebeple bir mazlumiyet yaratabilmeye yeniden ihtiyacı var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Fakat bu kez iki argümanla yürüyor. Bir mazlumiyet fotoğrafına ihtiyacı var. Çünkü bundan müthiş besleniyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Bir de şimdi Alman vakıfları bilmem ne şunlar bunlar. Hı-hı. Böyle soslar girdi devreye. Anti-emperyalist duruşlar bilmem ne. Allah evet. Allah. Allah Allah, şimdi birazdan bir konuşacağız bakalım onları. Daha çok değil, geçen yıl Schröder'in Erdoğan'ın Türkiye'sinde tarihi şeyler oluyor şeklinde bir takım tespitleri var. Orada Schröder ailesiyle Cüneyt Sapsu aracılığıyla kurulan muhabbette Alman vakıfları 9 yıldır 10 yıldır dert değildi de. Şimdi mi oldu? Şimdi mi dert oldu? Merkel'in ailesi çikolatacı değil ya, fındık alışverişinde falan ahbaplık etmiyoruz ya. Böyle çok çirkin, çok çok düzeysiz işler oluyor Türkiye'de. Birazdan o Alman vakıfları işini de konuşalım. Şimdi o Can Ataklı'nın sözlerinden bahsettiniz. Cuma günü biz konuştuğumuzda bir üzerinde durduğumuz bir soru vardı. Onu da belki bahsetmek lazım. Hani muhalefetin bu anlamda dikkat etmesi gerekiyor diye. Melih Aşık'ın da köşesinde bahsettiği bir şey. Şimdi bir uzlaşma komisyonu kuruldu değil mi? Hı hı. Ya kurulacak daha doğrusu. Ve bu uzlaşma komisyonuna Cemil Çiçek her partiden 2-3 üye istiyor. Şimdi en son okuduğumda 3 üye istediğini yazmışlardı. Tamam. Şimdi bunu verecek muhalefet. İlk görüşmelerde tamam bunun oluru evet. Verildi. Şimdi uzlaşma komisyonunda metinler üzerinde çalışacak, bir şeyler belirleyecek ve tamam bir şey üzerinde olur diyecek. Sonrasında bunu meclise iletecekler. Hı hı. Peki mecliste buna bir şeyin eklenmeyeceği, bundan bir maddenin çıkarılmayacağı ya da bu metnin daha değiştirilerek geçmeyeceği ne malum? Şimdi öncelikle ben bir uzlaşma beklemiyorum. Uzlaşma fotoğrafı da verilmesin demiştiniz. Bir uzlaşma fotoğrafı, uzlaşma beklemiyorum sonucunda. Yani uzlaşma komisyonundan bir uzlaşı çıkacağını sanmıyorum. Eğer içeriye girmezlerse, içeriye derken hani kapıdan içeriye anlamında. Evet. İçerik bu konuya girilmezse, buna girilmezse. Ancak bu sürece ben
uzlaşma komisyonundaki tartışmalar, konuşmalar, öneriler, pazarlıklar, şunlar bunlar yerine AK Parti'nin başka bir şeyle hazırlandığını düşünüyorum. AK Parti'de emin ol, uzlaşma komisyonunda 3 tane 5 tane üye mi verecek neyse, onların hiçbir önemi yok. İletişim biriminin önemi var AK Parti için. AK Parti'de şu anda iletişim departmanı oturmuş, hepsini hangi hareketi nasıl değerlendiririz, hangi hareketten nasıl yağ çıkarırız, hangi hareketin etkisini nasıl dönüştürürüz gibi bir çalışma yapıyorlar. Akim miydi onların şeyi? İletişim merkezi. Ha, öyle bir şeyleri vardı Akim'de herhalde. Müthiş bir iletişim çalışması olduğunu düşünüyorum. Düşünmekle kalmıyorum, biliyorum. Bu anayasa değişikliği sürecinde uzlaşma komisyonu dahil, meclisteki görüşmeler dahil, siyasi partilerle ilişkiler, işte görüşmeler şunlar bunlar dahil. Bu görüşmelerin içeriği, orada konuşulanlar, oradaki tartışmalar şunlar bunlar hiç umurunda değil AK Parti'nin. Onun tek derdi var. Verilen her fotoğrafı iletişim çalışmalarında nasıl kullanırım? Nasıl puana dönüştürürüm? İşte son konuşmamızda Star Gazetesi'ndeki o fotoğraftı mesela, örneğini verdim. Bu anlamda muhalefete bak, liderleri aşan bir durumdan söz ediyorum. Şeydi değil mi o fotoğraf, hani olumlu bir havada geçti, uzlaşmaya sıcak başladı diye. Sıcak başlangıç. Faruk Bal'la, Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsilen Faruk Bal vardı karşılayanlar arasında. Çelik ve Ömer Çelik. Şimdi Faruk Bal'la Ömer Çelik'in dünya görüşleri birbirinden çok farklı. Hele hele bu anayasa meselesine bakışları biliyoruz ki çok farklı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne niyetle bu süreci başlattığını Faruk Bal biliyor. Faruk Bal ve onun siyasi partisinin, yani MHP'nin bu sürece nasıl baktığını da Ömer Çelik biliyor. Ama sıcak bir fotoğraf ve sıcak bir başlangıç. Kamuoyunda yaratılan algı, ortak bir çalışma. Eşittir ortak bir çalışma. Yani bir şekilde çalışmaya başladılar. Evet, yeni anayasa. Bir defa yeni anayasa toplumun genel ihtiyacıdır. Türkiye, Türk milleti yeni bir anayasa istiyor fikrini aşağı yukarı oturttular. Bunu Türk milletine sormadan oturttular. Ama İletişim acaba yoluyla. Çıksak birine sorsak yeni anayasaya ihtiyaç var mı diye, acaba halktan da evet ihtiyaç var diyenlerin sayısı belki fazla olur. Çok olacak, onu söylüyorum. Çünkü iletişim çalışmasını iyi yaptılar. Evet, ihtiyaç var. Peki anayasa ile ilgili, anayasa kitapçığının, bizde kitapçık şu kadarcık bir şey, şu kadar ufacık. Anayasa kitapçığının içinde ne yazdığı, ne olduğu konusunda bir soru da oradan sorsan, objektif dediğinde o köylünün baktığı gibi bakacak. Valla burada bu benim hep dikkat ettiğim bir şey, biliyorsun sen de onu. Hani ya işte millet şöyle, millet böyle, ben bu sözleri sevmiyorum. Kızıyorsun. Doğru değil. Ancak mesele kurucu iradeyi yerle bir edecek. Bu ülkenin çimentosunu hasara uğratacak adımlar olduğu zaman, yani ben öyle millet konusunda hassasiyet falan, onları da taşımam ya. Yani. O zaman neyse nedir? Neyse odur ya. Yani. O nezaket de yok. Millete rağmen, kimi zaman evet millete rağmen oluyor yani. Dünyanın her ülkesinde, her toplumunda bazen millete rağmen oluyor. Olmalı olmamalıyı tartışırız. Ben bir tespitten bahsediyorum. Ama dediğim gibi bu algı oturtuldu. Ama bak, bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi çok kurnazca bir süreç başlattı. Uzlaşı arayışı var mı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin? Yok. Çünkü kurulu olduğu bir şey var. Orada değişmesi gereken bir şey var ona göre. O değişecek arkadaş. Ya uzlaşarak değişecek, ya meclis içerisinde halledeceğim. Meclisin içinde halledemezsem eğer referanduma götürürüm gibi bir dünya şeyi var. Meclis içerisinde şu anda bunu halledebilecek noktadalar. Ve BDP ile AK Parti arasında kavga var görüntüsü, anayasa değişikliği sürecindeki yol arkadaşlıklarını perdelemekten başka hiçbir amaca hizmet etmiyor. O yüzden sordum. Yani uzlaşma komisyonunda her partinin uzlaşacağı, mutabık kalacağı bir şey olsa bile ne olur ki? Yani mecliste çünkü bunun değişmeyeceğinin garantisi tamam, yok. Evet, 300 diyorum sana. 367 oya ihtiyacım var arkadaş, evet, bu değişikliği yapması için. AKP. Yok mu? Ve BDP. Yok mu? Bakınca var. Yani tamamlamıyor da onu bulabileceği
tamam. Öbür taraf var. İşte diyorum ya, BDP'yi de sayınca var. BDP ile birlikte yok. BDP ile birlikte buluyor mu? Buluyor, bulamaz. Kaç rakam? 331 değil mi AK Parti'nin milletvekili? Yanlış mı hatırlıyorum? BDP'li buluyor. Hemen bakın oradan internetten. Ben bakamıyorum. Tamam arkadaşlar, bir bakın şu milletvekili sayılarını hatırlayalım. Yanlış hatırlamıyorsam bir 7-8 eksikleri var. Tamam, o 7-8 eksiği de BDP'li. Hayır. BDP'den 7-8 eksik değil. Şimdi referanduma götürmekle, referanduma gitmekle, anayasayı referanduma götürmeden 367 ile değiştirmenin ikisi birbirinden farklı. Referandum için zaten AK Parti'nin bir sıkıntısı yok. Referanduma götürebilir. Ancak 367'yi bulmak için birkaç tane transfere ihtiyacı var. Bunu yapamaz mı? Sezgin Tanrıkulu ne yapacak? Binnaz Toprak ne yapacak? Cumhuriyet Halk Partili bunlar. Sadece BDP'den değil o zaman, CHP'den de olacak diyorsun. Var. Anladım. Yok mu? Ha, birkaç kişi eksik kalır, o eksikleri de CHP'den tamamlar. Evet, yani meclis içerisinde, onun için söylüyorum. AK Parti'nin değiştirip değiştirmemek konusunda şu bu vesaire falan, zaten son testini de yaptı bu konuda. Yani terör örgütüyle ve onun elebaşıyla görüşmesine bile refleks göstermeyen bir toplumla karşı karşıya olduğunu gördü. İyice bir test etti. Doğru mu? Şimdi anayasa değişikliğini yapar. Ya uzlaşarak, hani uzlaşmış görüntüsü vererek, ya mecliste, mecliste olmadı işte bir mağduriyet fotoğrafı şu bu, bir film fırıldak mutlaka döner ki bunun hazırlıkları başlıyor. O mağduriyetin verdiği şeyle, gazla, o itici güçle, şunla bunla, devlet başkanlığı, bilmem başkanlık sistemi şu bu derken bir anayasa değişikliği, bir referandum şu bu getirir milletin önüne, bir şekilde yapar. Ama şunu mutlaka bu süreçte çok net görerek yürümek lazım. AK Parti ile BDP arasında seçim öncesi ve sonrası yaratılan bu kavga gürültü tamamen bir hikayedir. Başka hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. İleride bunu daha net mi anlayacağız o zaman? Evet, anayasa değişikliği sürecinde zaten arkadaşlık edecekler. Zaten yine yol arkadaşı bunlar. Kanka yani. Hani sohbetlerde kullandığımız tarifiyle. Bunlar bakma film çeviriyor kankalar. Ben böyle düşünüyorum yani. Peki. Şimdi az evvel... Ben böyle düşünüyorum derken sanki Türk milleti de Murat'ı da ne düşünüyordur bakalım falan, öyle bir gazla söyledim ama. Niye merak ediyorlar? Yok. Acizane fikrim bu benim. O yüzden diyorum işte yalnız bırakmayın diye. Peki Star Gazetesi'nde az evvel bahsettiniz ya. O konuya da girelim o zaman. Bu arada yarım kaldı o. Burada bu süreçte sadece siyasi partilerin muhalefet anlamında liderleri değil, bak milletvekilleri, il başkanları, parti yönetimleri, ilçe başkanları, belde başkanları, üyeleri, yani hepimize tepeden tırnağa anayasa değişikliği sürecinde tepeden tırnağa hepimize aynı görev düşüyor. Bir siyasi partinin liderine de aynı görev var, onun üzerinde ne kadar yük varsa o siyasi partiye oy vermiş insanın üzerinde de aynı yük var. Herkes bu konuda, her yerde, her fırsatta mutlaka insanlara doğruyu anlatmalı ve iletişim konusunda özellikle muhalefet partisinin milletvekilleri asla boşluğa yer vermemeli. Ama boş veri artık asla. Yer yok herhalde o zaman. Evet, yani bu atılan her adımın mutlaka gerekçesi şu ya da bu şekilde bütün kanallar zorlanarak, bütün imkanlar zorlanarak millete mutlaka anlatılmalı. Yani burada iletişim konusundaki öncülük ya da işte liderlik asla iktidar partisine kaptırılmamalı. Bu süreçte her şey iletişimden geçiyor. Her şey iletişimden geçiyor. İmaj her şeydir. Siyaset hiçbir şey, imaj her şey. Evet. Bu süreçte aynen bu. Tamam. Dediniz ya az evvel. Schröder'den bahsettiniz, Merkel'dan. Bu Almanya'daki vakıflar PKK'ya yılda 300 milyon euro gidiyormuş. Başbakan Erdoğan sözde işte onunla ilgili, o zaman başlayalım. Alman vakıfları? Hı hı. Ne kadar gidiyormuş yılda? 300 milyon euro. 300 milyon euro gidiyormuş. Avrupa Birliği'nin de harcanıyor. Her yıl 500-550 milyon euro yer bulamadığı için geri gidiyor. Hı hı. 300 milyon euro Almanlardan mı geliyormuş? Evet. Güzel. Kılıçdaroğlu'na da sormuşlar. Demişler ki nedir bu? Kılıçdaroğlu da demiş ki eğer öyle bir şey bulursam kulağından tutar atarım. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Diyor ki Alman vakıflarıyla herhangi bir
proje yürütmüş olan Cumhuriyet Halk Partili belediye varsa kulağından tutar atarım. Bu arada AKP'nin 327 milletvekili varmış. Tamam, 327 topla, öbürleri. BDP'nin kaç? Onu da mı almadılar? Ama yarım yamalak geliyor bak şimdi. Bütün karizmayı çizdik. Tamam, dur ona döneriz şimdi. Tamam. Yani sonuçta daha önceki konuşmalarımızda anlatıyorum. Orada 367 için desteğe ihtiyaçları var. 2-3 eksik kalıyordu. Hatırlıyorum 6-7 ben de konuşmalarımız. Şey. Öyle miydi? 6-7 neyse, onu da alamazdım. 30 küsürde şeyin var. 30 küsürde şeyin var. BDP'nin var. 34 milletvekili yanlış hatırlamıyorsam. Metin sana 361 kalıyor. 6 tane. 6 taneyi bulamayacak mı? Evet, aynen bu cümleyi kurmuştum. Bulamayacak mı? Daha seçimin hemen ardından bunu söyledik biz. Evet. O 6 tane. Seçim gününde söylemiştim. O 6 taneyi 6 kişi lazım cümlesi tamamlanmadan bulur. Parmaklar kalkar yani. Bulur. Ben isim isim şurada sayarım. 2 tanesini saydım. 2 tanesini saydım, söyledim. Daha var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde var hala. Şimdi tamam. Gelelim bu Alman vakıfları işine. Şimdi Başbakan'ın bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı bir iddiada bulunuyorsa bu incelenmeli. Hı hı. Araştırılmalı. Türkiye'de ekoller meselesi yeni bir mesele değildir. Ekoller meselesi yeni bir mesele değil. Alman ekolü, İngiliz ekolü, işte bilmem şu ekolü, bu ekolü vesaire falan. Bu mesele yeni bir mesele değil. Bu vakıflar Türkiye'de cirit atarlar. Bu da yeni bir mesele değil. Hı hı. Tayyip Erdoğan Türkiye'de kendi partisi itibariyle söylüyorum. 9 yıldır iktidar. O sebeple yeni bir mesele değil sözünü bir daha tekrarlayalım. 9 yıldır neredeydi aklımız? Bunu da ifade edelim. Ancak Schröder de Almanya'nın başbakanıydı. Ve başbakanın en yakın olduğu liderlerden biriydi. Doğru mu? Doğru. Aralarını bulan kimdir? Berlusconi ile Schröder ile aralarını bulan Cüneyt Zapsu. Çünkü hem Schröder ailesinin hem de Berlusconi ailesinin çikolata sektöründe üyeleri var. Dolayısıyla çikolata fındıksız olur mu? Olmaz. Olmaz. Peki dünyada bu kadar lider varken başbakanın düğününe böyle aileden biriymiş gibi gelen 3 liderden biri çikolatacı İtalyan lider, diğeri çikolatacı Alman lider. Bu bir tesadüf mü? Tesadüf. Türkiye'de fındık fiyatlarının dibe vurulmaya çalışıldığı o büyük operasyonu hatırla 2007 yılında, 2006 yılında, 2006 ve 2007'de fındık fiyatlarının dibe çakılmaya çalışıldığı, dolayısıyla çikolata üreticilerinin karlarına kar katlanmaya çalışıldığı bu süreçte başbakanın ailenin bir parçası gibi çocuğunun düğünün nikahına gelen liderler. Orada o kanka muhabbet sürerken hiç Alman vakıflarına dönüp bakmak aklına gelmemiş de başbakanın. Şimdi Merkel'le birbirlerini pek sevmiyorlar. Bu süreçte mi bakıyor? Samimi değil. Bak ben bakılmasın demiyorum. Ben bu samimiyetsizliğin önce bir altını çizmek istiyorum. Alman vakıfları yeni mi girdi Türkiye'ye? Merkel zamanında mı girdi? Schröder zamanında da vardı. Üstelik Schröder zamanında daha yoğun çalışıyorlardı Türkiye'de. Neden? Çünkü kar tahmini yakın. Başbakanın yani yakiniydi. Şu an öyle bir yoğunluk yok mu Merkel döneminde? Geçmişe göre. Geçmişe göre tabii ki o Schröder döneminde çok daha yoğun çalışıyordu ama bugün bambaşka. Hakkari'ye geldi geçen. Gördün işte Alman temsilci. Bir grup heyet geldi. Açıklama yaptılar. Efendim burada şunlar oluyor, bunlar oluyor. Sana ne lan? Sana ne? Ne rahat gelip böyle konuşabiliyorsun? Sana ne yani? Seni ne ilgilendiriyor Hakkari? Ha işte sorun şurada. Hani bizim bir yetkili ya da işte herhangi bir milletvekili, başbakan o bu eskiden gidip de izin alıyorlardı. Almanya'da işte izin alıyorlardı eskiden. Yani gidip olması gereken de buydu. İzin alıyorlardı. Ama artık izin yok ki. Yol geçen hanı. Yani Alman'ın gelmesine niye şaşırıyoruz? Antalya'da astsubay şehit oldu dün gece. Ya doğru. Hakkari'de Almanların dolaşması niye bize ilginç geliyor ki? Antalya'da Yörüklerin, Türkmenlerin diyarında astsubay şehit oldu. Yani bize Hakkari'de Alman heyetinin dolaşması falan hiç şey gelmesin. Benim altını çizmeye çalıştığım şu. Bir, öncelikle onu teslim ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. Eğer bu vakıfların Türkiye'nin aleyhine çalıştıklarını konusunda en küçük bir bilgisi ya da bulgusu var ise bunu engellemeli ve bu konuda da konuşmalı. Sesi ne kadar yüksek çıkarsa ben o kadar da memnun olurum. Ama Alman vakıflarının yapmaya çalıştığı şeyi yapmaya çalışan bir başbakan
yakınımız olduğu için bana hiç samimi gelmiyor Çiğdem. Alman vakıflarının bütün çalışmalarına bak. Burada bir takım notlar şimdi paylaşacağım. Bütün çalışmalarına bak. Hepsinin hedefi belli. Anayasanın ilk üç maddesi. Geldik nereye yine? Orada, anayasanın orada bütün bu değil. Alman vakıfları anayasanın ilk üç maddesini hedefliyor. Elin, peki Alman şu anki vakfı, bizim anayasanın bak, ilk şu anki, üç maddesinden ne isterken? İşte bak burada bir iki not aktaracağım. Alman vakıfları anayasanın ilk üç maddesini hedefliyor. Bütün çalışmalarının hedefinde bu var. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi neyi hedefliyor? O ilk üç maddeyi. E sizin yol arkadaşlarınız var. Niye kavga ediyorsunuz ki? Başbakanla Alman vakıflarına ettiği bu laf dolayısıyla çıkacak gerginlik, Almanya ile çıkacak gerginlik, BDP ile yaşanılan suni gerginlikle birebir aynı. Birebir aynı. Bak şimdi. Ankara ve İstanbul'da şubeleri bulunan, izleyicilerimizin bu konuyu özellikle çok dikkatle takip etmesini istiyorum. Ankara ve İstanbul'da şubeleri bulunan tüm Alman parti vakıflarının programları kabaca şu üç maddeden oluşuyor. Birinci maddedeki etkinlikler, Kemalizmin iflas ettiğini ve sorunun geçici bir hükümet sorunu değil, yapay ve uyduruk Türk ulusunun tepeden inme yöntemlerle yaşatmaya çalışan Türk devleti olduğunu kanıtlamayı amaçlar. Bu cümle içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söylemi var. Tepeden inme yöntemlerle, onun statüko diye tabir ettiği şey. Uyduruk Türk ulusu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin statüko diye tarif ettiği şey ne? İşte onu Alman vakıfları tepeden inme yöntemlerle uyduruk Türk ulusunu yaşatmaya çalışan irade diye tanımlıyor. Başbakan da kısaca ona statüko diyor. Anlatabiliyor muyum? Devam edelim. Bu çerçevede üçlü bir strateji izlenir. A. Toplumun değişik katmanlarını Kürt sorunu üzerine tartışmaya ve çözüm üretmeye alıştırmak. Ki öyle bir süreç. Aynen. Ve buna paralel olarak Kürtçü gruplarla Almanya arasında köprü kurmak. PKK'nın Türkiye dışında en güçlü olduğu ülke hangisidir? Almanya. Yok kapattım seni bilmem ne yaptım zıttırı bıttırı bir sürü film fırıldak hikaye. 50 bin tane dernekle vakıfla şunla bunla yürüyor. Bir daha okuyalım burayı. Bu çerçevede üçlü bir strateji izlenir. Kim tarafından? Alman vakıfları tarafından. A. Toplumun değişik katmanlarını Kürt sorunu üzerine tartışmaya ve çözüm üretmeye alıştırmak ve buna paralel olarak Kürtçü gruplarla Almanya arasında köprü kurmak. Bu birinci adımmış. Türkiye'ye dönüştürelim bunu. Yani bugün bu Alman vakıflarına karşı çıkan Sayın Başbakan'ın bu konuda ne yaptığını bir hatırlayalım. Toplumun değişik katmanlarını Kürt sorunu üzerine tartışmaya ve çözüm üretmeye alıştırmak cümlesi birebir olmasa da aynı mantık başbakandan duyduğumuz cümleler değil midir bunlar? Şu anda olan şeyler değil. Alman vakfıyla hiçbir fark yok. Başbakanın söylemleri arasında. Şimdi Alman vakfı bunu kendi ülkesinde yapmaya çalışıyor ama değil mi? Hayır, burada. Burada yapıyor. Burada kurduğu bir takım ilişkilerle, işte bir takım vakıf faaliyetleriyle falan filan. Tamam. Devam ediyor ne diyor? Buna paralel olarak Kürtçü gruplarla Almanya arasında köprü kurmak. E başbakan doğrudan terör örgütüyle köprüyü kurmuş. Almanlar yine biraz insaflı. Gruplarla. O gruplarla kuruyor. Bizimki direkt terör örgütüyle ve tekrar da görüşülebilir deyip o köprüyü tekrar kuruyor. E Alman vakfından ne farkı var? Amaçlarından, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Niye kavga ederler? B. Üçüncü ayağı. B. Heh. Toplumun değişik katmanları ile siyasal İslamcıları bir araya getirmek ve buna paralel olarak İslamcılar ile, ki ben bu sözü böyle kullanmayı asla sevmem. İslamcılar sözü. Dinci sözünü kullanırım ama İslamcı sözünü kullanmam. Doğru bulmam. İle Alman devleti arasında köprü kurmak. E bu B şıkkında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birebir yaptığı şeyi görüyoruz. Alman vakıflarının yaptığından bir farkı yok ki. C. Alevilerin aşırı İslam'a karşı olduklarını dikkate alarak Aleviler ile özel görüşmek ve konuyu gerektiğinde Kürt sorununa kaydırmak. Bak bu da strateji, üçlü stratejinin üçüncü maddesi. Allah aşkına Dersim'den şuradan buradan hareketle bugüne kadar Alevi yurttaşlarımızın bütün duygularını ve düşüncelerini sömüren bir iktidardan söz etmiyor muyuz? 9 yıldır bu anlamda şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip de bir
bir büyük toplumu, bir büyük topluluğu oyalayan bir iktidardan söz etmiyor muyuz? Beraberinde Dersim örneği üzerinden bu sorunu Kürt sorunuyla özdeş bir ya da en azından bir yandaş bir sorun haline dönüştüren bir başbakana tanık değil miyiz biz? Alman Vakfı'ndan ve Alman vakıflarının mücadelesinden ve stratejisinden ne farkı var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin? Gelelim öbür tarafına. Milli Görüş şu bu teşkilatı, Deniz Feneri, bilmem nesi, niye bunlar Amerika'da değil, Fransa'da değil, İtalya'da değil, Yunanistan'da değil de Almanya'da? Sayın Başbakan, siz hangi ekoldensiniz? Sizin Milli Görüş diye tabir ettiğiniz ve gömleği değiştirdiğinizi söylüyorsunuz ama bir kolu hala duruyor. O hareket hangi ekole yakın? Hangi ülkeyle ilişkileri daha sıkı? Neden biz mercimek davasını da Almanya'da görüyoruz? Neden biz Deniz Feneri davasını da Almanya'da görüyoruz? Neden biz Milli Görüş davasını da Almanya'da görüyoruz? Neden siz iktidarınız boyunca en çok Almanya'ya gidip geldiniz? Çıkaralım. En çok ziyareti Almanya. Orada Türkler çok. Allah aşkına yani. Laf mı? Ha, o işin kılıfı. Yani. Laf mı yani? Türk Cumhuriyetlerinde çok daha fazla Türk vardı. Eğer gerekçe bu olsaydı Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'da gezerdi. En çok oralara yapılıyor olurdu. En çok oralara da olurdu ziyaret. Gerekçe bu olsa. Sayın Başbakan, onun için bize de mi? Yani bize de mi anlatıyorsunuz? Şimdi peki bu Alman vakıflarının yaptıkları işte stratejilerinden bahsettik ya. Bunlardan Alman vakıflarının peki karı tam olarak, somut olarak nedir? Bilgisayara ne var ne yok diye sordum. Yaylar atıyor ya bilgisayarına ne diyeceğim. Almanya bir ekol, Alman ekolü diye bir ekol var. Ve Almanya dünyanın her bölgesinde o emperyal amaçlarla yer alan, pozisyon alan aktörlerden bir tanesi. İngiltere emperyal gibi. Olanın yanında yer alan. Hayır, ayrı bir aktör. Elbette birlikte hareket ettikleri çok ortam, çok alan, çok şey var, hadise var. Ama Almanya her zaman kısmen bağımsız. İşte Avrupa Birliği projesi de zaten bir Alman projesidir. Evet. Bakma Amerika'nın işte okeylediğine bilmem neyine, Amerika Avrupa Birliği'ni sevmez yani, bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Eğer öyle olsa İngiltere'yi Euro bölgesinde görürüz. Biraz da acaba Avrupa Birliği işte Almanya'nın da katkısıyla ve isteğiyle Amerika'ya da karşı oluşulan bir topluluk tabii, zaten. Tabii ki. Yani küresel aktörlerden ve etkili aktörlerden biri olabilme projesi Avrupa Birliği. Dolayısıyla bir Alman projesi. Fransızlara da işte hani koltuk değneği onlara. İngiltere niye Euro bölgesinde değil? Tabii. Eğer bir iyi niyetli ve şey çekişmesiz Amerika ile problemleri olmayan bir proje ise tabii ki yok görünüyor da o kadar çok var ki. Ama Almanlar da her menfaat gördükleri ve emperyal güçlerin hedeflediği her coğrafyada mutlaka önemli bir aktör olmak ister. Almanlar şimdi Osmanlı'nın son döneminden itibaren Türkiye'de zaten Osmanlı'nın da Türkiye Cumhuriyeti'nde çok etkili bu coğrafyada, ülkede etkili ve önemli bir güç olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'na beraber girdik. İkinci Dünya Savaşı'na son gün neyse yırttık. Ama orada da yine beraber idik. Onun dışında bu vakıflardı, şunlardı, bunlardı. Demir yollarımızı yapanlar Almanlar. Ankara'da o yeni binaların tamamını yapanlar Almanlar. Almanlar hep var yani hayatımızda. Tabii o dönemlerde, savaş dönemlerinde pek çok bilim adamı da Türkiye'ye sığınmışlardı. Alman yani belki olacak. Ucuz, daha ucuz iş gücünü bir başka ülkeden temin edebilecekken milyonlarca yurttaşımız bugün Almanya'da. Orada kuşaklar gelişti, değişti. Almanlaşan Türkler var. İki ülke arasında müthiş bir köprü, kültür köprüsü, şu bu 50 bin tane köprü kuruldu. Ertuğrul Özkök'ün yeryüzünde en samimi olduğu genel yayın yönetmeni, bildiğin genel yayın yönetmeni falan filan yani. Böyle bir şeyimiz var. Ama mesele şu, Almanlar hep var. Hablemitoğlu'nu hatırlayalım. Hablemitoğlu'nu hatırlayalım. Onun Köstebek'ten tut da bilmem neye kadar o kadar çok bilgi içeren, o kadar önemli eserleri var ki. Şimdi dediğim gibi Almanlara evet takip edilmeli. Evet, buraya gönderdikleri paralar kimler tarafından ne amaçla kullanılıyor, bunlar iyi izlenmeli. Başbakan söylüyorsa önemlidir.
Ama ben bir samimiyet görmüyorum. Şurada özetledim Alman vakıflarının çalışma esaslarını ve stratejilerini. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çalışma esasları ve stratejileri var burada. E niye kavga ediyorsunuz ki? Aynı şeyi yapıyorsunuz. Aynı şeyi yapıyorsunuz. Devamında işte şey yapmış. Sur Belediyesi. Biraz önce onu gördüm. Neredeydi o? Görüyorum. Ondan sonra çıkış alıp getirmeyi unutuyorum. Değil mi? Şuralarda bir yerdeydi. Sur Belediyesi. Ha buradaymış. Hı. Açıklama yapmış Sur Belediye Başkanı. Demiş ki efendim işte şu 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 projelerimiz var. Biz o projelerde işte hükümetten destek göremedik. Ama şu kadar milyon euro Alman vakıfı aracılığıyla para temin edildi. Bilmem ne yolu. Bir yol yapılıyor. Bak bir yere bir köprü yapılıyor. Ne kadar güzel değil mi? Alman vakfı bunu yapıyor. Tek proje asla o olmuyor. Yanında aynı ilçeye bir de kültür sokağı yapılıyor. Ha, işte orada ne oluyorsa da o sokakta oluyor. Yani köprü hani bizim hemşerinin TRT sınavlarında dediği gibi ya, torpağa torpak dedik, yarpağa yarpak dedik. Biz ne halt ettiysek köprüden geçerken ettik. Şimdi tamam köprü bahane ama bir kültür sokağı. Daha önce hatırlarsan burada bir şeyler konuşmuştuk. Kürtler belgeseli 750 bin euro. Aynı zamanda 100 bin euro da Kültür Bakanlığı veriyor. Alman Vakfı 750 bin euro bastırıp Kürtler belgeseli çektirirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür Bakanlığı da 100 bin euro verirken Başbakanımız neredeydi? Aynı şekilde Lazlar belgeseli 550 bin euro da ona verildi. 60 bin euro da Kültür Bakanlığı'nın ona desteği var. O zaman Sayın Başbakanımız neredeydi? Alman vakıfları bu kadar cirit atarken. Neredeydi? Fikir birliğiniz var. Kankalığınız var. İdeolojik temelinizin başkenti orası. Ekol birliği mi diyeceğiz onu? Daha ne yani? Bu yol arkadaşlar aynı şey. BDP ile yapılan kavga gibi. Ben yemiyorum. Yiyene afiyet olsun. Alman vakıfları şöyleymiş de böyleymiş de. BDP'lilere şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Alman vakıflarının bunu yaptığını bir kez daha söylüyorum. Yeni mi duyuyoruz? Yeni mi duyuyoruz? Ama o soruyu tekrar ediyorum. Bu üçlü stratejide ifade edilen bütün cümleler AK Parti'nin yapmaya çalıştıkları şeyler. Alman vakıflarıyla bir fikir birliği var AK Parti'nin. İki, Deniz Feneri davası niye dünyada 150 küsur ülke, 160-170 tane ülke varken niye Almanya'da çıkıyor? Niye Milli Görüş davası Almanya'da? Niye Cumhurbaşkanımızın ceza aldığı, şu olduğu, bu olduğu, neyse sonradan aklandı bir şeyler oldu, bir şey. Mercümek davası da Almanya'da, şurada burada. Oradan bağlantıları var daha doğrusu. Hepsi tesadüf. Niye? Hayatınızın her noktasında Almanlar ve Alman vakıfları, şunlar bunlar varken nedir şimdi bu Alman vakıflarından rahatsızlığın sebebi? Bir kez daha şununla bitireyim. Ben bu konunun araştırılması, bu konunun üzerine gidilmesi ve bu konunun üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğine inanıyorum. Evet, iyi işler çıkıyor arada. İşte o köprü yapılıyor. Köprü yapılıyor da o köprüyü geçerken neler oluyor? Oraya bakmak lazım. Hep kültür sokağı, bilmem ne kültür faaliyeti, işte bir kıyafet, defile, şu bu. Bir bakıyorsun abi 200 bin euro, 300 bin euro, 400 bin euro bir defile için kaynak aktarılmış. Hı hı. İşte arada böyle duygusal açıdan zayıf olan, muhafazakar olan ama en önemli şeyini muhafaza edememiş bazı modacılarımız da var. Onlar da giriyorlar topa. Bir yerde bir kültür defilesi. O kültür defilesinin hedefi de gayet açık ve net. Sen aslında sana anlatılan bu değilsin, aslında busun. Buna çalışıyorlar zaten. Yani. Siz de bakanlarınız da katılıp o defilelerde hey o kültür zenginliği diye alkışlıyorsunuz. O alkışın ardından da duruyor diyorsunuz ki Alman vakıfları. Yer miyim ben bunu ya? Anladım. Peki değineceğimiz başka şeyler var mı galiba? Biraz ama uzayalım. Mı? Uzayalım mı? Var mı? Cuma günü yapmadık. Biraz idare etsinler bizi. Peki. O zaman uzayacak. Tamam. O zaman Hürriyet Gazetesi. Bizden sonra Murat var değil mi? Evet. 1:30. Tamam. Ha bu arada şunu da ekleyelim. Spor varmış bu arada. Pardon ben yanlış söyledim. Tamam şunu da ekleyelim bak. Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder. Türkiye'de askeri vesayetten kurtulma, demokratikleşme yönünde tarihi karakterde gelişmeler yaşandığını söyledi. Türkiye'nin Erdoğan döneminde kimsenin hayal edemeyeceği bir gelişim geçirdiğini belirten Schröder, AB üyeliği ile köktenci olmayan İslam ile Avrupa değerlerinin buluşacağını söyledi. Övgülere bak. Bu daha 5-6 ay önce ha. Aslında o övgülerle Alman vakıflarının aynen.
ederler. Alman Vakfı'nın ödül töreni bu. Evet. Alman Vakfı'nın ödül töreninde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na Alman vakıflarının stratejilerinin gereğini gayet yerine getirmiş olmasından dolayı yine bir Alman Başbakanı tarafından teşekkürler. Ki geçmişte o vakıflardan birinin başkanı tarafından teşekkürler ve övgüler. Ondan sonra da Sayın Başbakan bize diyor ki Alman vakıfları tukaka. Nasıl bir şeydir ya bu? Nasıl bir satış yani? Teklif bile edilemeyen ilk üç madde tartışılıyorsa ve buna müdahale edemiyorsak hem o anayasa hem de Türk devleti tartışılıyor demektir ve bu devlet kendini koruyamıyor, çöküyor demektir. Allah korusun demiş bir izleyici. Allah korusun. Acaba AKP'ye oy verenlerin vicdanları sızlıyor mu her gün gelen şehit cenazeleri karşısında demiş Ayşe Yavuz isimli izleyicimiz. Umut ediyoruz. Bu arada şeyi konuşmuştuk seninle geçenlerde. Enerji Bakanı bir açıklama yapmıştı. Doğalgaza, elektriğe zam yok falan diye. Ben de ne demiştim yayında? Eyvah, öyle dediyse geliyordur diye. Bunu bir hatırlatma ihtiyacı hissettim. Not almışım. Şimdi işte o tutarsızlıklardan söz ettik ya, mesela Alman vakıfları konusunda vesaire. İşte bak bir diğer örneği de yakın bir şekilde sıcağı sıcağına yaşıyoruz. Bundan tam bir yıl önce Eylül 2010'da bizi görüşmek ile itham edenleri ne yaptı Sayın Başbakan? Şerefsizlikle itham etti, doğru mu? Bir yıl sonra bırak görüştüğü, görüşmelere tekrar başlayabiliriz diyor ya. Yani görüşülüyormuş da tekrar Devlet Bey'in bir sözü vardı. Şerefsizlik kimin boynunda bir madalya olarak kalacaktır? Yani kolye belli de, kolyenin varlığı daha doğrusu hangi boyunda duracağı belli de, İple mi takalım, deri mi yoksa gümüş zincir mi kullanalım? Konuşabileceğimiz nokta o. Türkiye bunları yaşıyor. Türkiye garip bir ülke. Bak bir şu anket meselesini not aldım. Soruyorlar vatandaşa. Diyorlar ki bu anketler yalan söylemeye devam ediyor. Bir şiirde vardı böyle, bir yalana devam ediyor şey. Anketler diyor ki %89 terörmüş Türkiye'nin sorunu. Vatandaş öyle diyor. Kimdir bunun sorumlusu? Sorunu tutacağın elbette öncelikli olarak bu sorunun çözülmemesinden iktidar. Yani dolayısıyla iktidar lideri de kim? Başbakan Erdoğan. Neymiş? %89 Türk milleti diyormuş ki terör en önemli sorun. %51'i de en önemli sorun işsizliktir diyormuş. %28'i de enflasyon ve hayat pahalılığı diyormuş. Üç alanda da müthiş bir başarısızlık var mı? Var. Peki ardından soruyorlarmış. Diyorlarmış ki en beğenilen lider %52'si Erdoğan diyormuş. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir matematiktir? Hadi matematikte bir problem yok. Evet, cevaplar öyleyse. Benim sevgili milletim, bu nasıl bir mantıktır ya? Şunu beğeniyor olabilirler belki. Yani hani yurt dışına gidip verdiği, işte Arap dünyasına verdiği o imaj. Ne bileyim işte Obama'nın yanındaki o hani tamam, o zaman ben bırakın ev sahibiyim da tavrı. Yani belki bunları tamam, bırakın da. Bırakın da o zaman Araplar en beğenilen lider yapsın. Bize ne yani? Benim terör sorunum duruyor. İşsizlik sorunum duruyor. Enflasyon. Enflasyon da bir garip bir hikayedir zaten. Yani biberin fiyatı arttı mı, salça düştü mü falan, böyle garip bir sepeti var zaten onun. İçinde pırlantanın mırlantanın bilmem ne oldu. Dolar gelmiş 1.87. Şu bu. Böyle garip garip bir dünya. Bırakın da o zaman Araplar beğensin. Hiç mümkün değil midir? Yani hani böyle yaptığı şeyi beğenmeyip de hani lideri beğenenler olmaz mı? Olabilir mi ya da? Bilmem, başka ülkelerin anketlerine bakmıyorum. Yani başka ülkelerin anketlerine bakmıyorum hiç. Yani takip etmedim açıkçası. Vardır canım. Vardır ama yani bizde çok enteresan diğer bir şey. Ülkeler açısından bu arada sormadı. Sen o tweetten şeyin yok. Twitter'da şey yapmıştı ya, yazmıştı, sonra Twitter'da da vardı. Ahmet Hakan. Cumartesi günü müydü o? Cumartesi günkü yazısı. Hı hı. İşte Devlet Bey'in o kamyoncularla sohbeti vardı ya. Evet. Devlet niye Bey işte önce kendinizi niye böyle saklıyorsunuz falan diye Devlet Bey'e açık mektup yazmış. Ben de orada bir tweet yazmıştım. Sonra bir yazışma da oldu karşılıklı. Yani Devlet Bey'in hani biz yakın tanıyama imkanı olanlar zaten biliyoruz. Devlet Bey'in o beşeri münasebetlerdeki hakimiyetini, o renkli kişiliği zaten biliyoruz. Ama asıl burada ben de o gün senin alanın ya Twitter. Yani orada çalışma yaptım diye söylüyorum sana. Ben de şeyi sordum. Yani Devlet Bey mi burada kendini saklıyor, yoksa Devlet Bey'in ülke ve millet için, milletin geleceği için, ülkenin geleceği için ettiği o çok önemli sözler, o çok önemli uyarılar ve verdiği mücadele görmemek konusunda acaba Ahmet Hakan sen mi saklanıyorsun bir tarafa diye. Şimdi Devlet Bey'in
Tamamen fena bir yerden vurmuşsunuz ama. Tabii şimdi Devlet Bey'in bir yere bir şey sakladığı yok ki. Yani senin bağlı bulunduğun kurum herhangi bir yerde bugüne kadar ellerinde hiç mi yok? Devlet Bey'in bir tarlada, bir bilmem bakkalda, bir kahvede insanlarla sohbet ederken ne kadar samimi, sıcak, ne kadar esprili olduğunun görüntüleri hiç mi yok elinizde? Hadi onları geçtim. Devlet Bey bir şey saklamıyor ki. Ülkenin daha önemli bir şey yapıyor. Ülkenin ve milletin geleceğine dair çok önemli mesajlar verip çok önemli bir mücadele yürütüyor ki bu önümüzdeki süreç çok daha başka bir süreç olacak o anlamda. Bunu görmemek için sen saklanıyorsun. Demek ki Ahmet Hakan değil. Yanlış mı söylemişim? Buna bir karşılık verdin peki? Soru işareti sadece. Öyle mi? Ha, enteresan. Şimdi bir de sektörümüzle ilgilendiriyor. Star TV. Satıldı diye bir şey vardı. Doğuş grubuyla görüşmeler. Yani. Borsaya bildirilmiş. Doğuş grubu, Doğan grubu bu anlamda sektörün içini çok bilmeyenler hemen yıkıp dökebiliyorlar ama Doğan grubu bu süreçte, satış sürecinde üzerindeki satış baskısına karşı bence çok iyi bir direniş gösterdi. İyi manevralar yaptı. Doğuş grubuna satılır mı? Artık direnemiyor mu görüşmeler başladığına göre? Daha önce de makinaları sayıyordu İpek grubu. Masaları sayıyordu Milliyet'te ve Vatan gazetesinde. İpek grubu mu aldı? Hayır. Bu da alınacağı anlamına gelmiyor. Doğuş grubu İpek grubu kadar iktidarla hani göbek bağı olan bir grup olmamakla birlikte son dönemde tamamen iktidara kendini angaje etmiş bir grup. Ferit Şahin o ihalenin bu ihalenin beklentisiyle yapıyor. Daha önce bunu bir başka grup da yaptı. Nükleer ihaleyi alacağız diye gıklarını çıkarmadılar. Ciner grubundan bahsediyorum. Nükleer ihale gitti. Aldılar ellerinden. Aynı süreci bilmiyorum tabii koca koca iş adamları herhalde o riskleri falan hesaplarlar ama aynı süreci Doğuş grubu da yaşamasın yarın bir gün. Yedirirler mi adama nükleer gibi bir şeyi? Aileden biri olmadıktan sonra. Yedirirler mi sence? Anladım. 5 tane grup adı söyleyeyim. Nükleer onlardan birine gidecek. Aha da çık gitmezse benim adım Murat değil. Söyleyecek misiniz? Yok şimdi söylemeyeyim tamam, daha sonra. Peki o zaman. Şimdi Hürriyet gazetesine bakalım mı? Az evvel bir şöyle bir değindik. Zeus nasıl oldu? Deus diye bir marş etti. İşte ona bakalım. Bu davalar bu komik bir şey ama aynı zamanda trajik de bir şey. Yani genel suratımıza, anlamda davalara suratımıza böyle bir balyoz indiriyor yani aslında. Aklımıza, fikrimize balyoz indiriyor. Nedim Şener'le Uğur Dündar arasında bir telefon konuşması ve orada ne diyor? Yüce Zeus diye hitap etmiş. O da şey hani Yılmaz Özdil bir röportajında televizyon dünyasının Zeus'udur demiş. Şey Uğur Dündar'a. Aslında o Yılmaz abinin tahmin ediyorum ben sadece bir orada fikri bir duruş ya da televizyonculukla ilgili yeteneğin dışında bir tarif var. Uğur abi çok yapılı, çok şey yakışıklı, sürekli sporunu yapan. Biraz ona bir gönderme yapar. Hani böyle edeleli anladın mı? Öyle sportmen bir yapısı vardır. Saçları dikkat edersen Zeus heykeline dikkat et. Şuradan itibaren hafif böyle bir dalgası vardır saçının taranırken. Aynısı Uğur Dündar da vardır. O şeklen Zeus diyor aslında. Anladım. Anladın mı? Çok güzel. Yani şeklen bir Zeus şeyi. Evet. Şimdi o Nedim Şener'de aradığında Yüce Zeus diye oraya gönderme yapıyor. Onun tutanaklardaki kaydı ne? Dur tutanağın çıksını vermiştim ya. Yüce Deus. Öyle yani. Şey yapmışlar. İşte şahıslar arasındaki telefon kayıtlarının dökümünde şunlar şunlar konuşuldu. Bir de onun altı çizilmiş. Yüce Deus olmuş. Şimdi bu dinlemelerle, bu tespitlerle, bu akıllarla ne yapılıyor bu ülkede? Gündemi değiştiren, cumhuriyeti sorgulatan davalar açılıyor. Bilmem ne yapılıyor. Şimdi buna paralel olarak bu komik ama hep hani güleriz ağlanacak ama halimize durumu. Bu bize sehvenleri hatırlatıyor işte daha öncesinde olan. Yani sehvenin yanında gerçi bu şey hafif bir şey de. Şimdi bunun yanında da şeyi yapıyoruz. Şimdi yeni tartışmamız da şu. İçişleri Bakanlığı üzerinden teröristlerle ilgili ihbar mekanizması şu bu. Buna eleştirenler var, katılanlar var. Ben bu konuda muhalif değilim. Türkiye'de devletle bu noktada işbirliği yapmayı ihbarcılık sayıp ne bileyim ya o da bize yakışır mı diyen bir bakış var, gelenek var.
Bu yanlış bir bakış. Devletler ve güvenlik güçleri terörle mücadeleyi milletle, toplumla birlikte yaparlar. O zaman başarıya ulaşırlar. Ben eğer bir adam şüpheli hareketleri var ise, onu güvenlik birimlerine bildirmiyor isem, o adamın yiyeceği herhangi bir naneden yaralanma ya da ölme ihtimalim var. Kendimi bile geleceği, yani kendi o anımı, yarınımı, neyse, veya sevdiklerim veya yakınlarım, yurttaşlarım, herkesin şeyini riske atıyorum. Şimdi ben daha önce bir örnek vermiştim. 80 öncesi Etimesgut'ta 3 tane turist dolaşıyor. Onu hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Bunlar Etimesgut civarına gidiyor Ankara'da. İşte müzeler falan gezilmiş etmiş. Etimesgut civarında sağın solun fotoğrafını çekiyorlar. Ya Etimesgut'ta turistler hani bir tarihi yapı da değil yani. Hani öyle, ne gezerdi? Yani çekiyorlar bir yerde. Askeri tesis var orada. Şimdi eskiden olduğu gibi, ya bugünkü gibi değil ki eskiden. Yani gelecek oradan bizzat çekecek veya bir ajan bulacak, ona para yedirecek, ihanet edecek bir adam da gidecek, fotoğraflarını çekecek, işte böyle bilgi alışverişleri falan. Böyle yürüyor eskiden. Yani işte bir kibrit kutusuna sıkıştırılmış bir fotoğraf makinesi bile ajanlar için müthiş bir buluş. Şimdi öyle mi? Yukarıdan bas Google amcadan bile gir, Google Earth'ten sen bile görüyorsun her tarafı. Bu üç tane turist oralarda dolaşıyor, sağın solun fotoğrafını çekiyor. İşte tabii turiste güler yüz diye ilkokuldan beri bir sloganımız var ya. Ona da o Etimesgut sakinleri orada, aman işte turistler müristler, buyurun çay için, şunu yapın bunu yapın. Bunlar fotoğraf şakır şakır çekmeye devam ediyor. Ya işte bakıyorlar o askeri bölgeye doğru o alan çekiliyor ama yani düşünememiş herhalde. Ha buradan iyi çıkmaz diyor. Üç katlı bir binası var, dama çıkarıp oradan fotoğraf çektiriyor vatandaşımız. Şimdi biz böyle yaşıyoruz. Ve daha sonra orada bizim kodlarımızda öyle bir hani kötü niyet olmadığı için herhalde işte, karşıdaki de kendimiz gibi zannediyoruz. O hadisede oradan biri huylanıp polise haber verince sonra asker çıkıp geliyor bir grup. İkisi İngiliz, biri Yunanlı. O yakalanmalarından 1,5 yıl sonra da bir değiş tokuş yapılıyor. İstihbarat görevlisi. Şimdi biz böyle bir milletiz. Yani evet, bu konuda güvenlik güçlerine bilgi vermeli insanlar bir şeyden şüphelendikleri zaman. Ama bizi öyle bir noktaya getirdiler ki, gizli tanık denen, varlığından bile haberdar olmadığımız, açtığı bir telefonla herhangi birilerinin koca koca davaların açıldığı, hukuki açıdan güvensiz bir ortamda yaşıyoruz. İşte ben bu anlamda suistimal edilmesinden korkuyorum. Ya toplumun bu kadar kamplaştığı bir dönemde, kafası bozulanın birbirini ihbar etme ihtimalinden endişe ediyorum. Onun o konuda dikkatli olunmalı ama devletle millet arasında bu köprü mutlaka kurulmalı diye düşünüyorum. Son olarak bir haber dikkatimi çekti. Fatih Özdemir'in yazdığını söyleyeyim mi bir? Yine bir bomba patlatmıştır. Ne diyor? Açık açık Alman istihbaratı yönetir ve kullanır demiş. Sızmalar çok yüksek ve üst düzeydedir diye de devam ediyor. Şimdi bak, Almanlarla, Almanya ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında bir gerginlik yaşanacağını biz daha önceden biliyorduk. Bu sürpriz olmadı, onu söyleyeyim. Bak, asıl önemli meseleyi unutturdun bana, gördün mü? Asıl önemli söyleyeceğim buydu. Benim için hiç sürpriz değil. Neyi sürpriz değil? Bir dakika, ben kaçırdım. Alman vakıflarıyla başbakanın arasında bu polemik. Benim için hiç sürpriz değil. Bunu Kurtlar Vadisi dizisini izleyenler tamam, başka bu tartışmanın var. Bu tartışmanın yaklaşmakta olduğunu gördüler zaten. Bu polemiğin yaşanacağını zaten gördüler. Ama Kurtlar Vadisi'ni böyle Polat Alemdar'ı şöyle izleyenler değil. Burada bir şeyler dönüyor. Burası oyunu kuran dizi. Oyunu kuran bir ekip var orada, o dizinin senaryosunu yazanlar. Oyunu burası kuruyor diye bilinçli bir şekilde izleyenler şu polemikten ve bu uyduruk polemikten polemiğe asla şaşırmadılar benim gibi. İyi o zaman, Fatih Özdemir'in mesajı da buna vesile oldu en azından. Onu şimdi bir şey gördüm haber. Fikir suçlusu subaylar ordu evine alınmıyor. Efendim işte bir ordunun içine böyle bir şeyi düşürdüğün zaman, nifak tohumunu attığın zaman o tohum mutlaka yeşerecek bir yer buluyor. Bunu yaptılar. Astın üste saygısı kalmadı. Üst asta bir talimat verdiğinde rütben ne şu, ya en tepedeki adam kolundan tutup götürüyorlar gibi bir ruh halini orduya egemen kıldılar. Kısmen. Ama onun dışında ordu mensupları arasında sürekli bir itiş kakış. Bunu
üflüyorlar. Bunu da öne çıkarmışlar. Fikir suçlusu subaylar ordaya bile alınmıyormuş. Neymiş efendim? Bu nereden çıkmış? Yasaklı listesinde bulunanlardan biri de, bak bunu çok önemseyerek söylüyorum. Şemdin Sakık'ı yakalayan Bordo Berelilerin komutanı emekli yarbay, albay aslında herhalde o, ya da yarbay rütbesinde alay komutanlığı yapmış. Mithat Işık. Şimdi benim arşiv bilgim, hafızam iyi çalışır. Telefon numarası ve isim konusunda sıkıntı yaşıyorum son dönem ama arşiv haberle ilgili hiçbir şeyi kaçırmıyor bu kafa. Ve bu beni çok yoruyor biliyor musun? Yani üzüyor da. Mithat Işık Sabah gazetesinde bir dizi röportaj başladı. 2007 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Efendim işte Şemdin Sakık'ı nasıl yakaladık, şunu nasıl paketledik, bunu nasıl şey yaptık vesaire falan. O dönemlerde onun komutanı olan bir isim var. Şu an cezaevinde. Engin Alan. MHP milletvekili. Hmm. Engin Alan onun komutanı. Bizzat bu konuda Mithat Işık işte kalktı oraya böyle çok da eleştirel bir takım şeyler vardı. İşte şunu yapmıyorlar, bunu yapmıyorlar. Silahlı kuvvetlerin tavrını, duruşunu, terörle mücadelesini falan. İki bölüm oldu, beş bölüm olacaktı. Üç bölümü de yayınlanmadı. Çünkü çok itiraz gitti özellikle komutanlardan. Yani çok yalan yanlış bilgiler var burada diye. Ve yanlış hatırlamıyorsam, ki yanlış hatırlamıyorum, Ergun Babaan'dı genel yayın yönetmeni, yazısını durdurdu. Engin Paşa Şemdin Sakık'ın yakalandığı operasyonda ofiste oturuyordu karargâhta Mithat Işık. Operasyonda yoktu kardeşim, bu ne anlatıyor buralarda dedi. Ne anlatıyor? Çıkmadı ki karargâhtan dedi. İndim helikopterden sarktım, oradan işte şey yaptım. Patates soymuş, soğan soymuş askerin işte Amerikan düşmanla askerlerini yerle bir ettim evet. Birliğini gibi hikayeler anlatmasına benziyor. Şimdi bu tavrından dolayı da mesela ordu evine girmesi yasaklanmış. Bunun adını da fikir suçlusu subay koyuyorlar. Demiyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir operasyonu konusunda yalan ve yanlış bilgi veren bir emekli asker ordu evine alınmıyor demiyorlar da fikir suçlusu subaylar. Engin Paşa günün birinde aramıza katıldığında, bir yayınımızda konuk ettiğimizde, ki ilk konuk olacağı televizyon bu televizyon, cezaevine girmeseydi o ikinci tutuklandı cuma akşamı burada yayında olacaktı. O ertelenmiş bir yayın olacak. Orada bu konuyu da soracağım, hatırlatacağım ve konuşacağız. Üstelik onu açıklama hakkı Engin Paşa'da olsun. Kuracağı bir cümle var. O cümle de herkesi şaşırtacak. Onu söyleme hakkı da aramıza katılıp yayınımıza geldiği zaman Engin Alan'ın olsun. Peki. O zaman noktalayalım mı? Noktalayalım. Var mı başka not? Yoksa peki. Teşekkür ediyoruz. Yalnız bırakmadığınız için diyelim. O zaman noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açılım süreciyle birlikte Türkiye'de bunlar yaşanmaya başladı. Medya açılımı bölüm tekrarlarını www.youtube.com/www.bengutürk.com adlı sayfamızdan izleyebilirsiniz. Çok